Yağmur'a arkadaşlar video bitti, kusura bakmayın. 12-13 dakika çekim yapıyor da ben de kısa kısa diyorum da kitap güzel olunca uzun uzun anlatmak gerekiyor. Bir de şey var. Şimdi Murat'la Turgut kavga yapıyor. Kavga esnasında Turgut çektiği silah karşısında Murat yaralanıyor. Evden kaçıyor. Ve iki hafta ortada gözükmüyor. İki hafta ortada gözükmediği zaman da Murat aramaya çıkıyor. Murat'ı aramaya çıktıklarında sağa sola soruyorlar. Sağa sola sordukları zaman da şey yapıyorlar. Mesela bir pasaj geçti. Sayfa numarasını falan yazdıydım. Blok nota. Fakat o kaybettim. Murat'ın içmediğini söylüyorlar. Ayyaş olmadığını söylüyorlar. Fakat kitabın ilk sayfasından son sayfasına kadar Murat sürekli içiyor. Sürekli içiyor. Yani küçük bir sahil kasabası olması, balıkçılar arasında alkol tüketiminin yaygın olması ve Alanya'nın o zamanki köyümsü, kasabamsı bir yapıda olmasına rağmen balıkçı barınakların hemen kenarında ufak meyhanelerin bol olması ve o zaman için alkol rakının ayrı bir kültür olmasından dolayı içmemesi mümkün değildi. Biraz da abes kaçar. Murat içiyor. Araştırma yapıyorlar. Murat'ı bulamıyorlar. Ve sürekli Reyhan Murat'ı bekliyor. Turgut karısından bir umut ışığı bekliyor. Çocuk öz babası olmasına rağmen ilgi görmediğinden dolayı evden kaçıp giden cici babasını bekliyor. Turgut Murat'ı tabiri caizse. Ve buradaki hayal kırıklığının en büyüğünü haliyle iki kişi yaşıyor bence. Birincisi Turgut. Turgut kitabının son anında ben diyor yaptıklarından şey oluyor. Muzdarip oluyor. Evden çekip gidiyor. Artık aradan kaç ay sonra, bir yıl sonra bile dönüyor. Kaza sonunda. Saç sakalı karışmış. Denizlerde dolaşmış. Korsanlar tarafından kaçırılmış. Uzak memleketlere götürülmüş. Artık biraz kendine gelmiş. Uyanık olmuş. Acı çekmiş. Tabiri caizse. Ve kişiliği gelişmiş. Kişiliği oturmuş. Ama hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını da görmeye başladı. Çünkü evlilik hayatında sadece eve gidip gelme şeklinde bir ibare değil de daha çok ikisi arasındaki sevda tohumunun yeşermediğini anlıyor. Anladığı zaman da bir şeyi zorlama lütfüsünün olması gerek, zorlamanın anlamsız olduğunu itiraf ediyor. Kitabın sonunda da işte artık evde iki hafta kapalı kaldıktan sonra çevre sakinlerinden, çevre kasaba şeylerinden söylentiler oluşmaya başlıyor. Reyhan eve düğünü almış. Onlar işte aşk, yasak ilişki yaşıyor şeklinde. Evden çıkıyor. Balıkçı barına gidiyor, içiyor. Orada kendisini tanıyanlarla tanıyanlarla kavga ediyor. Tekrar geri dönüyor. Ve son bir şans istemek için kendi yaptırdığı, kendi evinin önünde biraz oturup düşünüyor. Ve kapıyı çaldığı zaman kapıyı açılmıyor. Tekrar geriye çekildiği zaman bu sefer Murat geliyor. Gizli gizli. Çitlerden atlayarak. Kapıyı çalıyor. Reyhan benim diyor. Murat sen mi geldin diyor. Kapıyı açıyor. Murat içeri giriyor. Çocuk içeriden baba diye bacağına sarılıyor. Ve kitap burada bitiyor. Bunlar daha önce Alanya'dan gitmeyi düşünüyorlar. Antalya'ya gidiyorlar. Antalya'da gezdikten sonra, daha Turgut ortaya çıkmadan önce bir tane gazinoyu birikmiş parayla almaya karar veriyorlar. Ve gazinoyu Reyhan ismini koyacaklar. Böyle planlıyorlar. Fakat Antalya dönüşü bu acı olaylar yaşanınca biraz uzuyor haliyle. Ama kitap sonuç olarak son kısmında Turgut olayı kabullenmiyor. Artık o korsan olarak yaşadığı gemilerden gemiye binerek uzak mağrebi bir ülkeye gidiyor. Orada o da bir Reyhan diye bir gazino açıyor. Fakat bu Reyhan diye açtığı gazinoda genelde de hayat kadınların çalıştığı, esrarın, eroinin pazarlandığı, haracın kesildiği, kötü karakterli insanların olduğu mekan.
kimsenin yüzü gündür. En başta Turgut'un. Antalya'ya göç eden aile ise Reyhan, ufak oğlan, Murat. Burada gazinoyu kiralıyorlar. Gazinoda mutlu bir aile çiziyorlar. Mutlu bir aile tablosu çiziyorlar. Mutlu bir şekilde yaşayıp gidiyorlar ve kitap son buluyor. Eğer şimdi bu kitabın sonuna erecek kitap iki şekilde bitebilirdi roman. Bunlardan biri bu anlattığım şekilde bitecekti. Ya da bu şekilde de bitmiş. İkincisi resmi kocası olarak Murat, Turgut, Reyhan'la evlenebilirdi. Yazar bu şekilde değerlendirdi. Murat bir zaman kendisini sevmesine rağmen, kendisini sevdirmesine rağmen Reyhan'a yaptığı kötülükten dolayı elde ettiği karısını vicdan azabına dayanamayarak çekilip gider. O anda ölür. Bir şekilde ortadan kaybolur. Reyhan'la Turgut evlenir. Tekrar yuva kurarlardı. Fakat bundan sonra ne olur? Bundan sonra romanın sonu olmaz. Neden olmazdı? Roman mutlu bitmezdi. Bir kere Reyhan Turgut'un kendisini sevmediğini anlamış. Daha doğrusu öylesine bir hayat var. Çocuğun kendisini sevmediğini anlamış. Kendisi kendileriyle, kendi öz karısı, kendi çocuğu olmasına rağmen sevgi gösterememiş. Fakat hiç ilgisi alakası olmayan bir adam hem karısının ömrüsünü yapmış. Ya dur artık yani, tabiri caizse. Hem çocuğunun gönlünü yapmış. Kendini sevdirmiş. Ve aradan çekilmek ona kaldı. Tabii burada bir yasak ilişkide demek istemiyorum. Çünkü Turgut bu olay gerçekleştiğinde ölüyor diye düşünülüyor. Çünkü uzun aramalardan sonra bulunamıyor. Turgut alınca burada yapıyor. Evleniyor. Bu biraz da eski Türk filmlerindeki aranjmanlara çok benzer. Mesela bu kitap itibarıyla buna en çok benzer. Dediğim gibi Kadir İnan'ın çevirdi. Yani Türkan Şoray ve Kadir İnan'ın çevirdi. Senin boylu malyazmalı. İkisinin konusu örtüşüyor. İkisinde de aynı tema var. Çünkü birinde resmi bir eş var. Diğerinde de resmi, o gayri resmi bir eş var. Fakat çocuk da olsun bir anda bırakılıp gidilen ya boşanılan eş de olsun ikisi de kendi mutlu olacakları yeri seçiyorlar. Eğer mutlu olacakları yeri seçmeseler de bir kamyon şoförünün hayatı darmadağın olmuş. Sadece gezmek amacıyla yani yorum çok kötü oldu, kusura bakmayın. Tam ifade edemedim. Mutlu olmazdı. Bunun için özellikle Vetvet kitap yazarı, kitap okur arkadaşlar. Amatör kitap okur arkadaşlar. Beyaz dizi paylaşan arkadaşlar, okuyan arkadaşlar. Reyhan daha gerçekçi bir romandır. Ayakları yere basan, ufak bir kasabada geçiyor. Dedikodusuyla, bakkalıyla, insanların bakışlarıyla, birbirinden arkasından ettikleri laflarla her şeyiyle dört dörtlük bir romandır. Eğer okurum diye arkadaş varsa tavsiye edebilecek bir kitaptır. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Kanalıma da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Teşekkürler.